Sevgili öğrenciler kanalıma hoş geldiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet Seker Hoca ile Türkçe dersinde fiillerde yapı konusu ile ilgili testler çözeceğiz. Ee, öncelikle ben soruların cevaplarını işaretledim. Neden? Bazı e, testlerde yanlış sorular olabiliyor. E, onu engellemek için önceden kendim çözüp daha sonra sizlere açıklamalı olarak neden o şıkkın doğru olduğunu anlatacağım. Evet sorumuza bakalım. Buna göre açtaki altı çizili fiillerin hangisinde işi başkasına yaptırma anlamı yoktur? T ve tır yapım eklerini alan bazı fiillerde işi başkasına yaptırma anlamı ortaya çıkar. Hemen şıklardan inceleyelim. A ne diyor? Dedesi mektubu torununa okuttu. Yani başkasına yaptırma anlamı var. Biz anlamı yoktur olanı bulacağız. Duyduklarını babasına tek tek anlattı. Kim? O. Yani başkasına anlatmamış, kendisi anlatmış. Onun için cevap B şıkkı diyoruz. Diğerlerine bakalım. Nanan Hanım evin tüm camlarını sildirdi. Kendi mi silmiş? Hayır. Başkasına yaptırmış. Öğretmenimiz pencereleri açtırdı. Kendim açmış? Hayır. Başkasına açtırmış. Onun için işi başkasına yaptırma anlamı olmayan duyduklarını babasına tek tek anlattı. Kim? O. Kendisi anlattığı için cevabımız B olacak. Diğer bir sorumuz. Açtaki cümlelerde yer alan birleşik fiillerden hangisi bu cümlede birleşik fiille tür bakımından özdeştir? Hemen bakalım. Soğuk havalarda sıkı giyinmesi giyinmediği için hasta oldu. Burada hasta olmak, olmak, etmek, eylemek, kılmak yardımcı eylemle kurulan birleşik fiildir. Biz de şıklardan özdeşini yani yardımcı eylemle kurulan birleşik fiilleri bulmaya çalışacağız. Yarınki geziyi arkadaşlarını getirebilirsiniz. Buradaki ebilmek kuralı birleşik fiil, yeterlik fiildir. Bu değildir. Ona bu sözleri söylemeye dili varmıyor. Yani dili varmamak bu kalıplaşmıştır. Bu da değil. Bahçede diken çocuklara yardım ettik. Ne demiştik? Etmek, eğlemek, olmak, kılmak, buyurmak, hasta olmak gibi yardımcı eğilimle kurulan birleşik fiillerdir. Burada yardım etmek bunun özdeşidir. Dolayısıyla cevabımız C şık olacaktır. İsterseniz D şıkkına da bakalım. Avucumdaki muhabbet kuşu pır diye uçuverdi derken. Burada yine kuralı birleşik fiil, tezlik fiiliyle yapılmış birleşik fiildir. Bu da değildir. Diğer bir sorumuz. Buna göre tablodaki numaralanmış yerlere gelecek sözcükler açtakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi birinciye oku bak basit demiş. Biz de basit arayacağız. Şimdi gez. A'da C'de ve D'de var. Tamam. Bunları değerlendirelim. Şu yok zaten. B'yi direkt eliyoruz. Çünkü gezmekten gezi türemiştir. Şimdi A, C ve D şıklarını şimdi e, türemişe geçiyoruz. Gezmekten gezdirmek, bakmaktan baktırmak bizde türemiş olacak bulacağımız sözcük. Okumaktan okutmak. Evet. Okumaktan okur. Bunu geçmiştik zaten. Okumaktan okunmak. Okumaktan okutmak. Evet. Bunlar da yine türemiştir. Devam ediyoruz elemeye. gezi ver okuyabil. Burada bileşik fiiller var. Biz hangisine bakacağız? Bileşik yapılı fiile bakacağız. Bakmaktan baktırmak. Bakmaktan baktırmak. Burada türemiştir. Baka kalmak. Kuralı bileşik fiilinin sürellik bileşik fiil olduğunu görüyoruz. Yani Bileşik dolayısıyla cevabımız gez, okut ve bakakal yukarıdaki verilen tabloda boş bırakılan yerleri doldurmak için uygundur diyoruz. Cevabımız A şıkkı. Diğer bir sorumuza bakalım. Açtık cümlede yer alan fiillerden hangisi bu şiirdeki altı çizgi fiille yapı bakımından özdeştir? Hemen bakalım. Beraber yazılmış alın yazımız derken buradaki yazmaktan yazı, yazıdan yazılmak yani ne arayacağız? Türemiş fiil arayacağız. Gezmekten ayaklarına kara sular indi. Evet ayaklarına kara sular inmek burada kalıplaşmış bir ifadedir. Cevabımız bu olamaz. Tüm sorular 5 dakikada çözü vermiş. Kuralı bileşik fiilinin tezlik fiiliyle oluşturmuş bileşik fiildir. Biz türemiş arıyoruz. Kuvanın kenarından süt sızıyordu. Sızmaktan sızıyor. Basittir. Biz ne arıyoruz? Türemiş. Sıcaklardan cevizin yaprakları sarardı. Peki bunu nasıl yapacağız? Sararmak sözcüğünün kökü sarı artı armaktır arkadaşlar. Yani burada bitişik yazılması ı ünlüsünün düşmesinden kaynaklıdır. Sarıdan sararmak sözcüğü türemiştir. Dolayısıyla cevabımız D diyoruz. Diğer bir sorumuz. Numaranın cümlelerin hangisinde altı çizili fiilin yapısı yanlış işaretlenmiştir? Hemen bakalım. Emaneti sahibine teslim etti. Teslim etti. Birleşik. Etme gelime kurmak. Yani yardımcı eylemine kurulan birleşik fiil. Doğru. Koya bir tas su koydu. Koy, koymaktan koydu. Sadece kipek almış. O da çekim ekidir. Basit. Doğru. İyileşinceye kadar yürüyemezmiş. Bakalım şimdi. Yürüyemez. Neyin olumsuzu? Mazmez. Ebilmek. Yeterlilik. bileşik birleşik fiilinin olumsuzu. O zaman ne olacak bu? Birleşik fiil olacak. O zaman üçüncü maddemiz yani üçüncü cümlemiz yanlış işaretlenmiş teyzesine çok kırılmış, kırmaktan kırılmak türemiştir. Dolayısıyla cevabımız 3 diyeceğiz. Diğer bir sorumuz, bu dizelerde altı çizili fiilin kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Ne yardan geçilir ne serden, korkuyorum bu geceden, bel bağladığım tepelerden gün doğmayabilir bir daha. Burada gün doğmayabilir ne anlam katmış? Olasılık yani ihtimal anlamı katmış. Gücü yetmeme değil, imkansızlık değil, sıradanlık değil. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı ihtimal diyoruz. Gelelim başka bir sorumuza. aştakilerden hangisinde? Yapı bakımından bu dizelerdeki altı çizili fiile özdeş bir fiil kullanılmıştır. Hemen özdeş bir fiilin altını çiziyoruz. Gözlerin gözlerime süzülse bir defa. Belki de bitecek bu hasret, bu çile, bu cefa. Anladım. Sensiz süremem bu dünyada sefa. Süremem. E, hangi Fiilin olumsuzuydu. Ebilmek. Sürebilirim, süremem. Yani yeterlik bileşik fiilinin olumsuzudur. Hemen bulacağız. Çocuğun hüzünlü bakışları içime dert oldu. Burada olmak e, bileşik fiilidir. Yani bileşik fiil olarak görelim. Günde en az iki kez dişlerini fırçalamalısın. Fırçadan fırçalamak türemiş. Pazartesi nitmeni İstanbul'a karayacak. Basit. Kayıp keman kısa süre içerisinde bulundu. Bulmaktan bulunmak. Türemiş. Biz ne arıyoruz? Birleşik fiil. Burada olumsuz vermiş ama biz birleşik fiil arıyoruz. Dert olmak. Yardımcı elime kurulan birleşik fiil. Dolayısıyla birleşik fiille özdeştir diyoruz. İkinci sorumuz aştaki tabloda. Fiillerin yapısı gösterilirken yanlışlık yapılmıştır. Hemen bakalım. Yormaktan yorulmak. Türemiş. Birinci de yanlışlık var. Düşe yazdı. E yazmak neydi? Yaklaşma fiili. Dolayısıyla bileşik fiildi. Oynayamam. Oynayabilirim. Yeterlik fiilinin olumsuzu. Bileşik fiildi. Doğru. Koşuyordu. Basittir. Sadece ee, zaman. Yani kipeki almıştır. Kipeki de dolayısıyla çekinmek olduğu için basittir. Yormaktan yorulmak türemiş. Basit denmiş. Koşuyordu. Basit türemiş demiş. O zaman bir ve dördüncü maddeleri yer değiştirerek yanlışlığı gidermiş olacağız. O da C şıkkındadır. Doğrumuz C şıkkı olacak. Açtaki cümlenin hangisinde buna benzer bir kullanım söz konusudur diyor. Yetelik fiili bazen cümleyi gücü yetme başarabilme anlamı kadar. Hemen bakıyoruz. Buradan tabaledaki yazıları seçebilirsin. Yani gücün yeter başarabilirsin anlamı katmış. Dolayısıyla direkt cevabımız A. Diğerlerinin neden olmadığını söyleyelim. Geç sırasında size de uğrayabilirim. İhtimal yani kesinlik anlamı ifade etmiyor. Gücü yetme hiç. Son dönemde okul birincisi olabilir. Yine ihtimal. Yıllar sonra çok zengin olabilirmiş. Bu da ihtimal. Yani üç şıkta da ihtimal üzerinde durulmuş. Burada seçebilme, gücü yetme, başarabilme e, anlamı olduğu için böyle bir kullanım söz konusudur. Cevabımız aşkı diyoruz. Diğer bir sorumuz. Açtık cümlede alt çizili fiillerin hangisi yapsa bakımından diğerlerinden farklıdır? Bakalım basit mi, türemiş mi, birleşik mi? Davası bu ayın sonunda sonuçlanacak. Sonuçtan sonuçlanmak türemiş. Sınav sonuçlarını öğretmenine bildirdi. Bilmekten bildirmek. Türemiş. Ufaklık meraklı gözleri etrafına bakınıyor. Bakmaktan bakınmak. Türemiş. İpleri sedirlerin bacaklarına doladılar. Dolamaktan doladı. Ki peki? Aynı zamanda çekim eki. Lar. doladılar. Kim onlar? Şahıs eki. Aynı zamanda çekim eki. Yani iki tane çekimek almış. Basittir. Bize diğerlerinden farklı diye sorduğu için cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak. Diğer bir sorumuz aşağıdakilerden hangisinde gözleyemem fiilinin anlamcı olumsuzdur? Bu e, yetelik fiilinin olumsuz olduğu için gözleyebilirim olacak. Şıklara bakalım. Gözlerim, gözleyebilirim. Direkt işaretliyoruz. Diğerlerini okumamıza bile gerek yok diyoruz. Altıncı sorumuz aşağıdaki cümlenin hangisinde hem basit hem birleşik yapılı fiil kullanılmıştır? Bakalım. Yukarı çıkamam. Basit. Çünkü yemek pişiriyorum. Basit. Gün battı. Basit. Hava kararmaya başladı. Baştan başlamak bir tanesi türemiş. Sizinle gelemem. Şimdi buna dikkat edelim. Gelemem, gelebilirim. Yani yeterlik fiilinin olumsuzudur. Yeterlik fiil neydi? Kuralı birleşik fiildi. O zaman bir birleşik fiil. Aradığımızın birini bulduk. Çünkü test çalışacağım. Burada da çalışmaktan acı gelecek zamanki ki peki çalışacağım ben şahıs eki ikisi de çekim eki olduğu için basit. Hem basit hem birleşik C şıkkındadır. Diğerine bakalım. Mutfağa geldi. Basit. Bulaşıkları yıkadı. O da basit. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Yedinci ve son sorumuz. Açtık hangisinde yardımcı fiille kurulmuş birleşik fiil yoktur. Yardımcı fiil etmek, eylemek, olmak, kılmak buyurmakta. Hemen bakıyoruz. Emir buyuruyordu. Direkt fiillere bakıyoruz. El koydu. Burada el koymak nedir? Kalıplaşmış. Biz yardımcı fiil arıyoruz. Tercih etmek, etmek, mutlu oldu, olmak. O zaman farklı olan hangisi? B Yani kalıplaşmış bileşik fiildir. Burada bir yardımcı fiille emir buyurmak, tercih etmek ve mutlu olmak yardımcı fiille kurulmuş bileşik fiillerdir. Evet arkadaşlar bu konuyu da bu şekilde testini çözerek açıklamalı bir şekilde anlattım. Hepinize kolay gelsin.